arkasında büyük şirketlerin olduğunu ve hükümetin insanları rahat bırakması gerektiğini, özgür bırakması gerektiğini vurguluyorlardı. Fakat 29 Ağustos tarihinde Berlin'de gerçekleşen ve yaklaşık 40 bin insanın katıldığı gösteri büyük tartışmalara neden oldu. Çünkü göstericiler arasında sağcı gruplar ve Nazi döneminin devlet bayrağı simgesinin korona karşıtlığı ile birleştirilerek göstericiler tarafından sallandığı görüldü. Aynı şekilde polise karşı da sert saldırıların göstericiler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Konunun Almanya kamuoyunda yoğun bir şekilde haftalarca tartışıldığını söyleyebiliriz. Göstericilerle ilgili parti seçmenlerine dair önümde bir anket var. Ankete göre göstericilere Almanya'daki siyasi partiler içerisinde en yüksek oranda %53 oranıyla sağcı parti AfD seçmeninin destek verdiği görülüyor. İkinci en büyük destek oranı ise Hür Demokrat Parti'de, Liberal Parti'de görülüyor. Diğer tüm partilerde bu oranın %10'un oldukça altında olduğunu görüyoruz. Görüldüğü üzere korona karşıtlığı ve aşırı sağcı tutum arasında net bir paralellik var. Bu noktada da yapılan eylemlerin korona karşıtlığından ziyade sağcı örgütlerin bir şovuna dönüştüğünü de görüyoruz. Haziran ayına geldiğimizde Yunanistan'ın Mario mülteci kampında çıkan büyük yangının Almanya'da önemli bir gündem oluşturduğunu söyleyebiliriz. Konuyu podcast programlarımın birinci bölümünde detaylı bir şekilde değerlendirmiştim. 9 Eylül tarihinde Yunanistan'ın bir adasında Mario mülteci kampında çıkan yangın neticesinde 13 bin sığınmacı evsiz kalmıştı. Oldukça kötü şartlarda yaşamak zorunda kalmışlardı. Almanya'da da birçok gösteri düzenlendi buradaki mültecilerin Almanya'ya getirilmesi için. Fakat özellikle İçişleri Bakanı'nın bu yardımı engellediğini söyleyebiliriz. Çok küçük oranda sadece tek başına yaşayan gençlerin Almanya'ya getirildiğini gördük. Konu tabii Almanya'da mülteci politikasına dair önemli tartışmaları da alevlendirdi. Özellikle Yeşiller ve Sol Parti daha fazla mültecinin Almanya'ya getirilmesi için gerek mecliste gerek kamuoyunda tartışmalar başlattı. Fakat diğer partilerin önemli bir destek vermemesi neticesinde böyle bir yardımın da yapılamadığını gördük. Eylül ayı yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi sadece ekstrem grupların polis içerisinde keşfedildiği bir dönem oldu. Polis içerisindeki bazı chat grupları NRV eyaletinde ortaya çıktı. Bazı memurların yabancılara karşı nefret suçu içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Ekim ayında yaşananlara baktığımızda koronavirüse dair ikinci dalganın artık kamuoyunda yoğun bir gündem oluşturduğunu görmekteyiz. Özellikle Eylül ayın sonundan itibaren ve Ekim ayının hemen başından itibaren vaka sayıları inanılmaz bir hızla artmaya başladı. Bu artışlar neticesinde de hükümet ve eyaletler önlemleri uygulamaya soktular. Ekim ayı Almanya tarihi açısından tabii ki önemli bir yere sahip. 3 Ekim tarihinde Doğu ve Batı Almanya Berlin Duvarı'nın yıkıldığı süreç neticesinde resmi olarak birleşmişti. Tabii birleşmenin üzerinden tam 30 yıl geçti 2020 yılı itibariyle. Fakat sorunlar maalesef hala bitmiş değil. Birçok ankete göre hala Doğu ve Batı Almanya arasındaki farklar azaltılmış değil. Önümdeki ankete göre 30 yıl sonunda kendinizi Alman, Doğu Alman veya Batı Alman olarak mı nitelendiriyorsunuz sorusuna toplam nüfus içerisinde %73 oranında Alman olarak nitelendiriyorlar. Fakat anketin Doğu Almanya'daki sonuçları pek iç açıcı değil. Doğu Almanya'da insanların %41'i kendini Doğu Almanyalı, Doğu Alman olarak nitelendiriyor. Bu da neredeyse yarı yarıya insanların kendini hala Alman olmaktan farklı gördüğünü ortaya çıkarıyor. Eylül ayının sonunda NRV eyaletinde polis içerisinde sadece ekstrem chat gruplarının ortaya çıktığını duyurmuştuk. Ekim ayına geldiğimizde Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'e emniyet güçleri içerisinde ırkçılık konulu bir bilimsel çalışma yapılması için yoğun baskılar yapılmıştı. Başlangıçta Seehofer tartışmaları genel itibariyle geri çevirdi. Böyle bir çalışmaya gerek olmadığını ilk açıklamalarda duyurdu. Fakat ilerleyen dönemde kendisi muhtemelen istemeyerek böyle bir çalışmaya onay vermek zorunda kaldı. Fakat çalışmanın da sınırlarını oldukça daralttığını görmekteyiz. Kasım ayına geldiğimizde Almanya tıpkı Mart ayında olduğu gibi kısmi bir lockdown yaşamak zorunda kaldı. Özellikle Ekim ayında vakalarda görülen inanılmaz artışlar çok sert önlemlerin alınmasını neden oldu. Bu önlemlere karşı da yine Leipzig ve Berlin'de on binlerce insanın protestolar gerçekleştirdiği bir ay oldu Kasım ayı. Yine Kasım ayında Amerikan başkanının seçilmiş olması, daha doğrusu Trump'ın seçilmemiş olması Almanya'da önemli bir gündem oluşturdu
ve Joe Biden'ın seçilmiş olması özellikle Almanya ve Amerika arasındaki ilişkiler olsun, Avrupa Birliği Amerika ilişkileri açısından olsun, tüm partiler açısından çok sevindirici bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine Kasım ayında İslamcı terör grubunun bir terör saldırısı gerçekleştirmesi Almanya'da yine önemli gündemlerden biriydi. Gerek Avusturya'daki bu terör saldırısı olsun ve gerekse daha öncesinde Paris'te bir öğretmenin başının kesilerek katledilmesi olsun, Almanya'da da siyasal İslam veya İslami terör üzerine tartışmaların yoğun bir şekilde yaşanmasına neden oldu. Bu anlamda örneğin Almanya'da ülkücü hareketin yasaklanması konusu yoğun bir şekilde tartışıldı. Aynı şekilde İslamcı Selefist grupların da engellenebilmesi için veya daha yakın takip edilmesi için kamuoyunda bir baskı oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayında belki de yaşanan en önemli olaylardan biri BioNTech ve Pfizer firmalarının korona aşısını bulduklarını duyurmaları oldu. 9 Kasım'da BioNTech ve Pfizer firmaları aşıyı bulduğunu ve %90 oranında aşının virüse karşı etkili olduğunu ilan etti. Kısa süre sonra da başka bazı firmalar aşıyı bulduklarını ve önemli oranda başarı sağladıklarını açıkladılar. Aralık ayında Almanya'da aslında çok önemli bir gelişme yok. Alınan önlemler neticesinde pek önemli bir gelişme yaşanmadı. İnsanlar Noel dönemini de çok küçük bir çevreyle sadece iki ailenin bir araya geleceği bir ortamda kutlamak zorunda kaldılar bu süreçte. Bu anlamda zorlu bir yılın geride bırakıldığını söyleyebiliriz. Fakat yılın son günlerinde yapılan bir ankete göre Almanlar gelecek açısından çok da umutsuz değil. Yine önündeki bir ankete göre geleceği nasıl görüyorsunuz sorusuna ankete katılanların %40'ı optimist olarak cevap vermiş durumda. %40'ı ise ne optimist ne de pesimist cevabını vermiş durumda. Sadece yaklaşık %20'lik bir kısmın daha çok pesimist olduğunu ankete göre görmekteyiz. Evet, bu şekilde 2020 yılının bir özetini sizlere sunmuş oldum sanırım. Oldukça zorlu bir yıl olduğunu tüm dünya açısından gözlemledik. Almanya'da tabii ki bu gelişmelerden payını aldı. 2020 yılında az önce de belirttiğim gibi umutlu olanların oranı ülkede daha fazla. Ben de açıkçası çok umutsuz değilim. Özellikle aşının bulunması neticesinde rahatlama olacağına inancım tam açıkçası. Benim için de 2020 yılı önemli bir yıl oldu. Almanya Pod programına başladık. Sizlerle bir araya geldik bu süreçte. Bu zamana kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. 2021 yılında görüşmek dileğiyle diyelim. 13. bölümde haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese güzel bir hafta dilerim.